Ondan Senin sonra teyzen söyle kimdir? şimdi. Nerede doğmuştur? Annesi babası kimdir? Vallahi Nevşehir Ovarım köyü var. Orada doğdum. 5 yaşında buraya geldim. Orayı tanımam, bilmem. Orayı hiç hatırlamazsın sen. Hatırlamam. Giderdik de bilmem yani. Ebem dedem oradalardı. Buraya geldik. Burada okula başladım. Gazipaşa Okulu vardı. Zafer Mahallesi'nde. Doğrudur. Ha. Orada okudum. 5 sene orada okudum. Öğretmenim de Ali Çelik vardı. Rahmetlik oldu Allah valla. rahmet eylesin. Etem vardı. Koretem derlerdi. Müdürümüz Koretem'di. Babam fırın çalıştırdı. Orada hemen de fırınımız vardı. Babam fırında Zafer çalışırdı. Mahallesi'nde. Zafer Mahallesi. Okulun hemen üstünde fırın vardı. Dedemle orada. Kim derlerdi fırıncı? Fırıncı Hazım Ağa derlerdi. Onlarla fırıncılar derler yani bize. Yukarı mahalleye çık fırıncılar derler. İşte oradan okula giderdim. Okuldan gelirdim. Babam bir gün bir ayakkabı aldı. O zaman ayakkabı neredeydi? Kim alabiliyordu? Kızım dedi bir giy dedi de hadi şuradan dedi bir koş git dedi. Babam bana çok düşkündü. Sever sizi. Severdi, çok severdi beni. Ondan sonra bir bakayım arkandan dedi. Giydim ayakkabılar, sevinerek koştum gittim. Okula, babam arkamdan bakıyor. Neyse dedemle anlaşamadılar. Babam Almanya'ya gitti. Almanya'da ben tabii okulu bitirdim. Şeye gittim. Terziye gönderdiler beni. Hassas'ta Hayriye vardı. Ona 2 sene oraya terziye gittim geldim. Terzide kurs mu görüyordunuz, çalışıyor muydunuz? O dikiş dikerdi. Biz Çırak gibi. çırak gibi öğrenirdik yani. İlgi yapardık, tokerdik, keserdik. Ama orada da bir şey yaramadım. Niye? Kafa almadı herhalde. Ama Anladım. şimdi kendi sokumu, bir şeylerimi, her şeylerimi dikerim. Kimseye minnet etmem. Eteğimi keser dikerim, kolunu keser Oğlum maşallah, dikerim. ustalık da var yani. Var yani, beceririm. Mesela bir çeyin eski, onu kesiyorum, onu dikiyorum. Gel makinem var. İçeride Ne ondan güzel. sonra. Ha. Yani söküklerimi kendim yapardım. Nevşehir'e giderdim, annem işte buradan Nevşehir'e taşındılar gittiler, oraya ev yaptırdılar. Baba Almanya'ya gidince Babam Nevşehir'e mi Almanya'ya döndüler gidince onlar dedem oradan arsa aldı babama. Nevşehir, buğday pazarını biliyor musun eski buğday pazarını? da? Şey, Aksaray Buğday Pazarı mı? Yok Nevşehir. Nevşehir yok bilmem. Bilmem mi? Orada tam onu oradan ev yer aldılar. Orada ev yaptırdı babam. Oraya taşındı annem gel. Ben burada evlendim, burada kaldım. Onlar gitti benim Hanife ev. Fadime büyük kız 2 yaşında mıydı? 2 yaşındaydı. Onun küçüğü de 1 yaşındaydı. Annemgil oraya taşındığında. Ondan sonra benim adım hani şofördü, dışarı giderdi. Amcayı nereden buldunuz? Nasıl oldu? Oraya Amcayı aktar nasıl dedim. mı buldum? Benim amcayın bacısı benim dayımı aldılar. Önce dayımı aldılar. Bunu benim adam ilk evliydi. Kendi akrabasıyla. Ben Ankara'ya terziyi bitirdim, okulu bitirdim. Ankara'ya amcam vardı. 3 ay amcamın yanına gittim. Orada kaldım. 3 ay sonra geldim. Oradan geldim. Bir de baktım Allah var. Gitmiş. Benden büyük de ama amca. 10 yaş var aramızda. Neyse benim dayının hanımını aldık. Ondan sonra evlendiler, gittiler. Bunun hanım da gitmiş ya ben Ankara'da. Hani ben o zaman tam şey havası, genç kızlık havası. Orada bizim komşu var, Zöhtü Dağ yaşıyor, Zöhtü abi. Lan demiş, Ali demiş, niye kızarıyorsunuz demiş. Yanında kız duruyor ya demiş, içimizde kız var demiş, onu alın demiş. O da verirler mi demiş, vermezler demiş, isteyemezlik demiş. Niye vermesinler demiş, senden izini mi verecekler demişler. Bunların beynine girmişler. Bana bir gelen oldu mu bizim rahmetli kaynana, aman iyiyim olacak, kötüm olacak, vermeyin, vermeyin, vermeyin. Alttan alttan oğluna zemin Alttan hazırlıyormuş. giriyormuş, ben biz bilmiyor ya. Sonra dünür oldular. Nasıl olduysa oldular ama ben istemem diyorum. Benden büyük. Ama yakışıklıydı, Allah var. Maşallah. Yakışıklıydı ben ama benden büyüktü. Ben gider gelirdim. Nişanlı ya bizim dayımın hanımı da. Dayımın hanımı oluyorum, Tabii. bizimkinin bacısı da. Gider gelirdim ama ondan sonra istedikten sonra o geldi miydi gelip durmazdım. Hemen kalkar gelirdim geri. Öyle böyledirken bu ebemin dedem bu kendi gelinlerin narına beni yaptılar yani. İşte ondan iyisini alacağım, ondan şeyini alacağım. O zaman şoförler değerliydi. Şoför mü vardı?
Yoktur. En değerli şoförlerdi. Ehliyetini aldım işte dedim, rahmetlik dedim, verdim gitti sana demiş. Bizim haberimiz yok ya. Neyse bu ehliyetini aldı, beni istediler. Ben almam diyor. Baban ne diyordu? Babam Almanya'da oraya geleceğim. Hı. Babam ben istemem diyor. Annem, dedem, anneannem bunlar üçü bir oldu. Baba tarafım hiç razısı yok. Hı. Hiç yok. Babam Almanya'dan söylediler. Baba kupuruyor. Bir de bunun bizim benim çocuk da olmadı ya. Öbür hanımdan 2 sene durmuşlar olmayınca babam biraz ince fikirli oraları düşünmüş. Neyse bu işimiz oldu. Babam izine geldi. Düğün olacak. Her şeyim gitti. Eşyam gitti. Babam beni çağırdı içeri. Kızım dedi gel buraya dedi. O da bizimki de geldi gitti gördün cahilsin kandın aldın aldın ya aldandık yani. Yani kandık. Ondan sonra neyse sen dedi bir dedi heyeti dedi ben seni de Almanya'ya götüreceğim dedi. Ha, işi bozacak. Bozacak eşya meşya gitti. Hı-hı. Serildi ilk eskiden ne vardı? Bir somya vardı. Somyasında yaygı vardı. Onlar vardı. Eşya ne bir kilim. Halımarı bile yoktu önceden. Neyse eşya gitti. Babama ben bir şey diyemedim. İstemem diyemedim. Hı-hı. Geldi gitti. Ağımdım. Gördüm. Ondan sonra neyse bu işimiz oldu. Babam benimle bayağı bir konuşmadı. Hiç konuşmadı. Ondan babam bana bayağı kinleşti. Neyse bu nişanlıydı, onu anlatayım. Nişanlıydı bu, Kunduz'dan geldi. Akşama da annesi gelecek ya. Annem dedi ki rahmetliyim, gitmedi, annen gilde gelecek dedi, burada kal dedi. Tam o zaten onun da canına minnet. Kaldı, bizim annemin eskiden aynı odada karıyorlar, ne aynı odadaydı. İki oda vardı. Hı, iki oda var. Her şey vardı. Her şey aynı. Beraber yatardık. Dedem de gel. Dedem geleceği zaman rahmetliyim. Karyolanın altına girdi. Korkudan dede gelince. Gelince karyolanın altına girdi. Ama ayakları gözüküyor. Aha bu. O zaman kapıdan girip girmez gördü. Çık çık dedi. Ayakların dedi gözüküyor dedi. Çık dedi. Bu pis çıktı gayrı. İşte diyeceğim de öyle evlenen evlendik biz bununla. Peki pişman oldun mu sonradan? Güzel mi oldu? Ya pişman olmadım da bak Allah'ın adamıydı. Değil mi maşallah işte. Şimdi yediğime karışmazdı, içtiğime karışmazdı, dışarı çalışırdı. Kimse kaşarları yiyemezdi biz tekerlerine kaşarlar. Furmayı kim bilirdi önceden? Furmayı biz getirirdik. Orada bizim rahmetlik ata vardı, ata bir dükkanı, bakkalı vardı, hemen yan tarafımızdaydı. Furmayı almazlardı. Allah Allah. O zaman 50 kuruş muydu, 25 kuruş mu, 10 kuruş muydu geçmiş günü bilmiyorum. Ondan sonra öyle öyle neler yani bir şeyliğini görmedim. Şoför kötülüğünü... olunca Türkiye'nin her tarafında ne varsa götürüyordu. Yani. Aynen turşuluyum, sabunum. Ondan sonra hep dışarıdan gelirdim. Çocuklar büyüdü, okula gidiyor. Defter, kitap, kalem. Ondan sonra ne varsa okula götürürdük. Okula verirdik. Okula verirdik. Okulda da Allah var şeyimiz sayılırdı, hatırımız sayılırdı. Kalem, defter, kitap, ondan furma şeylerini hemen okulda evimizin alt tarafı. Hemen Gazipaşa Okulu. Kıcım Zafer Mahallesi'nde. Fatıma işte okula başladı. Benim büyük kız 1'e gidiyor. Öbürü de büyük 2'ye gidiyor. Küçük de 1'e başladı. Bu biri başladı, bunu öğretmen bunu döverimiş. Büyük kızınız mı? Küçük kızı, biri başladı, bilmiyorum, okuyamıyorum, falan etmiyorum. Bir gün geldi, şu parmakları var ya, adı da Geyfer'di, hiç unutmam. Hmm. Şu ellerinin izi yüzüne çıkmış çocuğu, parmakları. O kadar sert vurmuş, bir de çocuğu ırmağa göndermiş, gidin yüzünü yıkayın gelin diye. Geldi bu, anne yüzüme ne oldu dedim, biraz da Allah var ya nazlı büyüdüler şimdi. Hepsi, herkes türüne biri kendine alsın. Ondan sonra yüzüme ne oldu dedim, ağladı, öğretmenim dövdü dedi. O zaman benim bahçede dayımın kızı şey, nişanlıydı burada, yanımdaydı. Abla dedi, gel dedi, gidelim dedi, şikayet edelim dedi. Bacım dedim, olur mu dedim, niye dedi, olmasın, niye dövüyor dedi. Ve öğretmen dedi, ben müdür dedi, benim öğretmenim dedi, Kadir dedi. Gittik. Şikayet.
Vardık dedim, çocuğu da kızı da aldım. Bündüz Bey dedim, putum böyle böyle dedim. Her zaman dövüyor, her zaman dövüyor dedim. Okuyamıyorsa bıraksın sınıfta dedim. Niye dedim dövüyor? Tabii. Çocuk dedim gelmem diye dayattı şimdi ben ne yapayım dedim. O zaman önce müdür sinirlendi. Çağır şu keyferi bana dedi. Gittiler oradan. Kim bilir, o zaman geçmiş günü gitti biri çağırdı geldi. Bir de kapıdan girdi. Elinde bir şöyle sopa. Eyvah eyvah. Değnek sopa. Eskinin öğretmenleri. Öğretmen girdi. Hadi yazardım, hocam dedim, yazar bundan dövüyor çocuklar dedim, elinde değneğiyle geldi dedim. Sen dedi, çok dedi şımarık dedi, yetiştirmişsin dedi. Allah Allah. Çok dedi nazlı dedi, çok dedi şımarık dedi. Hayır dedim, hiç de şımarık değil dedim, benim çocuğum dedim. Hiç dövmezse dedim, şey kafasını sırıya sürtermiş. Allah Allah, o kadar kötü bir muamele görüyormuş yani çocuk. Ondan sonra... Baktı bizden şey bulamadı, bunda da sırayı kafaya sürtermiş. Biz ne yapacağız bunu? Değiştireceğiz sınıftan da. Ders yılı yarı. Hmm, 15'i şey. Geçti. Hocalar diyor değiştirelim. Hani benim öğretmenim bak Necdet Bey yaşıyorsa Allah yine uzun ömür versin ama abi. Görmüyorum. Ölmüştür o da ölmüştür. Sen de bana dedi niye söylemedin yazdırırken de. Hocam dedim sana da verdim dedim. Ben seni sormadım ki dedim. Yani. Ben seni sormadan verdim. Ne bileyim ben böyle olacağını dedim. Neyse dedi bu sene de böyle idare edelim dedi de. Yine sene geçerse zaten dedi değiştirir. Kalırsa zaten değişir dedi. Ondan sonra bu şey yapamadı. Bunda da başlarını sırıya sürtmeye. Allah Allah. Ondan sonra dedim ki anam biz bunu ne yapacağız dedim. Gari adamın getirdiği sabunudu, vurmaydı, şunudu, şunudu koydum. Al götür dedim, ver de dedim. Bari şey yapsın, rüşvet gönderdik galiba. Yapacak bir şey yok. Ay ne yapacaksın? Yok. Ondan sonra, gari ondan sonra yumuşadı biliyor musun? Allah Allah. Sağ ise eğer görürse dinlesin. O kurmalar bayağı işe yaradı yani. Yaradı. Sabunuydu, şeydi, okul kapanacak. Bana dedi, Zeynep Hanım dedi, şey dedi, beyin dedi, bana dedi, biz termos getirsin dedi dışarı gidiyor. Bayağı da gidiyor ya. Tamam dedim ama dedim benim adam parasıyla getir onu söylüyorum dedim. Parasıyla getirdim öyle şey yapmazdım ben diyemem. Olsun dedi parasıyla olsun dedi. İyi tamam o zaman dedim. Neyse geldi servis okul kapandı termos geldi. Rahmetlikteki parasını da almadı. Yoo dedim alırım dedim. Alırım dedim ona o parayı vermem yani dedim. Öyle bizim çocuğu o kadar dövdü ya. Vermem dedim o bana bu eziyeti yaptı dedim vermem dedim. Neyse sınıfta Fatıma'na geçti okul bitirdi. Termos da geldi parasını da aldım gönderdim gitti. Neyse ertesi gün sene okula gidecek Nasrullah'ın yanına vardım büyük kızım. Yanına vardım ne yapacağız biz dedim buradan gelmem diyordum ona gitmem diyor dedim. Sen de bugün dedi bunu dedi götür eve dedi bırakma burada dedi. Biz dedi müdürle konuşalım dedi. Ondan sonra dedi halledelim dedi. Yarın gelin dedi. Biz aldık gittik bırakmadık sınıfa. Oğla bırakmadım. Eve gittik. Ertesi günü geldik. Giriş çıktık yukarı gelin dedi. Müdürün yanına indik. Müdürün yanına indik. Tamam dedi. Sen kızım kimi istiyorsun dedi. Nasrullah Bey var dedi. O öğretmen o da çok iyiydi. Ben dedi Nasrullah istiyorum dedi. İyi tamam dedi. Çağırın Nasrullah'ı. Geldi Nasrullah. Bu dedi seni istiyormuş dedi. Seni sınıfa vereceğiz dedi. O da tamam dedi. İyi sağ olsun o da şey yaptı. Tamam dedi. Ondan sonra bir de kalem istedi müdür. Çocuklar da gitmiş onun sınıfından istemiş. Karnaz oldu. Bir de bir girdi yine aynı böyle şey alıcı. Bizi gördü, bizi görü görmez kapıyı çarptı, vızadaydı. Genç miydi yaşıyor? Genciydi, genciydi, genciydi. Öyle pek yaşlı değildi. Aa dedim morali bozuldu dedim, bu dedim çıktı fırladı gitti dedim, boş verdi. Ama kaç kişi şikayet etmiş, doğru, ben değilmişim. Bu dedi kaçıncı şikayet dedim müdür. Neyse okulu bitirdiler bunlar, büyüdüler. Kimi nakışa gitti, kimi kursa gitti, kimi gelin oldu. İş bitti. Ondan sonra ne diyeyim? Amca şoförle devam ediyor. Amca şoförle devam. O şoför dışarı gidip geliyor. Ondan sonra annem gelin yanına işte gidiyordum, geliyordum. Evlerini temizlemeye gidiyordum. Buraya taşındık. Çoğlak Belcek'te oturuyordum. 25 sene Belcek'te oturdum. Bir evde oturdum 25 sene. Maşallah. Oradan Çoğlak'a taşındım. 4,5 sene de orada oturdum. O Çoğlak'ta oturduğum evde bir görsen, sözüm buradan adı eşek bağlamazdım. Çok kötüydü. Kötüydü. Ama niye oturdum? Ucuz dedim. Hmm. Ondan sonra çocuklar
var dedim. Maaş anca az maaş, öyle çok maaşımız yoktu. Ha, herif emekli mi olduydu o zaman ya? Emekli olduydu. Hmm. Emekli olduydu. Ondan sonra o evi temizledim. Bir bacası vardı vallahi, inanmam. O bacayı temizledim. Tam 12. ayda o bacayı açtım, bir kül döküldü vallahi. Şöyle duvarı yarısını hem alıyorum hem temizliyorum. Hem alıyorum hem temizliyorum. Üste komşu var, o geldi. Zeynep abla dedi, ne ağlıyorsun dedi, bir şey olmaz dedim. Ben ne bileyim şu yaşta dedim, daha dedim, kirada geziyorum dedim, ev temizliğim zoruma gidiyor dedim. Yani şeylerimiz de çoktu da, yani nasıl söyleyeyim. Zorluklar da çoktu. Ha, zorluklar da çoktu, biraz da rahmetliyim şey yapmazdı. Pasif bir abi. Ha, beceremezdi rahmetliyim. Allah rahmet. Her şeyi benden beklerdi. Her şeyi de ben yapardım. Daha halen de ben yaparım. Badana ettik, boyattık, kapısını, penceresini tertemiz oldu. 4,5 senede orada oturdum. Oradan buraya taşındık işte. Şeyim, hastaladım, dur. Nevşehir'e gidiyor. Ne zaman bu? Bu buralara taşınmadan önce Hanife'nin büyük kız, iki kız küçükler, 4-5'er yaşlarındaydı. Nevşehir'e hastaladım, anneannemine Nevşehir'e gidiyor. Irmağın başında da, Danar'ın başında da orada oturuyordu. Şeye vardık, Acıgöl'e akşam ezanıydı. Önümüze bir söylemez abi, eşek çıktı. Eşeğe pat adam, minibüs vurmasın ortada. Eyvah. Arkamızda da Kayserili oturuyormuş. Hepimiz böyle gittik geldik. Kayseri demez, ağzına sözüm sözüm buradan. Ağzına ne bileyim ne yaptıklarım diyor, şapkam nerede, şapkamı verin. Biz derde düşüyoruz, şey oldu da adam şapka düşmüş, şapka derdine düşmüş. Dedik, bir de biz milletler kendi derdine alışıp, bu da şapka derdine düştü dedik. Bulduk, verdiler şapkasını. Neresi kahretlik belliydi, Kayseri'li oldu. Onu öyle atlattık işte, o zaman ufaklardı. Şükür bir şey olmadı. Kimseye bir şey olmadı da, eşek ölmüş ama. Önde nasıl vurdu? Allah'a şükür ki taklatmamış araba. Minibüs taklatmamış. Şükür iyi atlatmışsın. Hızıyla, o hızıyla. Tam Acıgöl'ün o girişinde, kahvelerin önünde. Ona gülemedik yani. Ondan sonra buraya taşındık. Ne diyeyim ondan sonra? Başka da ne bileyim ben. Hacı amcam kaç yılda feryat etti? Hacı amcam 2018'in 6. ayın 3'ünde Ramazan'da. Yakın daha biz 2 sene bitmedi. Bu sene 6. ayda 2 sene bitecek. Amin. Garingan rahmet eylesin. Amin cümlemizle. Hacı amcam gezdi, dolaştı. Elmas bir pantolon aldıydı. Elmas kızımız. Benim kızım. Bu kızım. Yani o da kızım. Bir de gömlek aldı. Ondan sonra anne baba dedi, çeydi de yani, çey etmezdi. Ramazan'da ne, gece yatmazdı Allah var. Kahvaltıyı şeyine o hazırlardı. Ben kalkmazdım gece. O uyumazdı, kahvaltı hazırlardı, beni çağırırdı. Değil mi maşallah? He öyleydi yani, öyle şeydi. Bazen ben ona kızardım, kendim gittim, beni ne yapacağım derdim. Kız günah günah dedi, kalksana iki gide. Ondan sonra geri yattırdı. O gün de çarşıya gitti, geldi, kahve alacakmış. Şu, ben koruyla alırdım ya, üçü bir arada, kutusuyla alırdım. Alacaktım dedi, pahalıymış dedi, almadım dedi. Kaç lira? 25 lira. Zaten 25 alıyorum ben dedim. Niye almadım? Alaydım. Ne bileyim dedi, almadım dedi. Neyse bir daha gittiğini al dedim. Aradan 2 gün mü geçti? Yine gitti. Dedim, al kahveyi. Kahveyi içiyor, ben içmem de o içerdi kahveyi. Kahve yedim, al geldim, tamam dedi, pantolonumu da götüreyim dedi, pantolonun paçasını da dedi, kestireyim dedi, bayramda dedi, giyerim dedi. Pantolonu götürdü, kestirdi, kahveyi almıştı öyle vesaire. Geçmiş günü üzüm almış, bir de tarhaneyi severdi, tarhaneyi almış, geldi. Ben de aşağıda komşularla oturuyordum aşağıda, şuraya şeye oturdu. Ama rengi, kolları ki düşmüş. Bir şeylik vardı. Gariplik vardı yani. Gariplik vardı. Allah. O komşulara da seslendim. Allah Allah dedim. Bu adam dedim, niye dedim böyle dedim, kollarım onlar düşük düşük dedim, duruyor dedim. Ben dedi yukarı çıkayım. İyi hadi sen çıktın, ben de geliyorum dedim. O yukarı çıktı. Geldik, yedik, içtik, yemeğimizi yedik, yattı, şey yaptık akşam. Orucumuzu açtık. O oturdu. Yine aynı hazırlanmış. Kalktım, kaldırdı beni, geldim. Yedik, ben de yedim. Ondan sonra sen git yat dedim o zaman. Ben de buraları toplayayım, namazı da kılar, ben öyle yatarım dedim.
Ben oraları topladım, bardakları yıkadım, Allah var şeydim, yıkar yatardım, bırakmazdım. Ezan okudum, namazı kıldım, gittim ben de yattım. Yattım, Allah uyudum, Allah uyumadım. Dedi, döşümün en dedi, sırtım ağrı dedi, niyetlendi orucuna da. Döşümün en dedi, sırtım ağrıdı dedi. Allah var ya öyle daha hiçbir olmadı dedi, ben ne bileyim ben, bilemedim, aklıma bile getirmedim. Kalktı buraya geldi odada. Daralınca o böyle. Kalktı tükle buraya geldi. O anda ben geri dalmışsın. Dalmışım ama rüyama girdi. Allah Allah. Ölüyor. El kol hareketleri ittiriyorum. Uğraşıyorum yani onunla rüyamızda uğraşıyorum. Rüyamda onunla uğraşıyorum. O zaman acaba hey diye bir ses geldi. Allah Allah dedim. Geri o sese uyandım. Allah Allah bu adam ne yapıyor dedim. Geldim, üşümek gibi olmasın, şuraya oturmuş, ha bir debelensin, ha bir şu yere düşsün, ha bir şey içsin. Oturdu yere, sağ kolunun üstüne yatmış, o şeyine gitmiş adam. Zaten el ayağı da hiç ısınmazdı. Buz gibi olmuş hemen. Ondan sonra büyük kızı aradım, ha oğlanı aradım, Elmas'ı aradım. Zaten üçü burada, ortancılı kız dışarıda. Biz bir iki kişi daha aramışım, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Şoka girmişim. Kaldırdım, buraya yatırdım. Bir de üstünü örtmüşüm ince battaniyede. Onu da üstünü örtmüşüm, üşümesin diye. Çocuklar biriktiler. Ondan sonra neyse kaldırdık bunu. Beni götürmüşler morga, yıkamışlar. Bana göstermiyor. Daha inanın o, daha hatırlamıyorum. Allah Allah. O an yok yani şoktan. Şoktaymışım, girmişim, daha hatırlamıyorum. Diyorum bana göstermediniz. Gösterdik diyorlar, morga götürdük diyorlar, buraya getirdik, burada şuradan azgıt hatırlıyorum. Ama morgdan hiç hatırlamıyorum. Allah Allah. Şoka girmişsin. Ondan sonra dondum, ne ağlayacağımı bildim, ne edeceğimi bildim yani. Öyleliğine amcama gönderdik. Allah rahmet eylesin. Ben buradan taşındım, buradan Almanya'ya gideceğim. Bizim bacı dedik, ille de bacım dedi, seni isteyelim. Ne zaman bu? Buraya taşındım, 2000... Amca vefat ettikten sonra? Yok yok, amca vefat etmediydi bu. Gittiğim, buraya taşındım sene. 2012'de. 2011'de buraya taşındım 6. ayında. 2012'de de bizim yeğenler işte gitti, amca sağa. Ben oraya götürecek. Ben gelmem, ölmem dedim ya, benim zoruna dedi. Allah var, benim bacı bunu Ali'yi pek severdi. Benim yanımda büyüdü ettiğini severlerdi. Benim taraf ölür yani bunu Ali'nin için şimdi. İyiymiş tabii. Kardeşim olsun, annem olsun, babam hiç şey etmezdi. Babam da sonradan alıştı, öğrendi ya. İş işten geçti. Ondan sonra şura dirkene dedi, gitme. Git dedi bana. Sen de gel dedim. Yok ben gelmem, ben sığınamam dedi. Ben gelmem dedi, sen git dedi. Annem hasta. Nevşehir'de yani iyi hasta. Gittiğime de pişman oldum yani. Ama istek geldi. Siz babanızın yanına gidiyorsunuz değil mi Almanya'ya? Babamın diye kız kardeşim kız kardeşin götürüyor. Yani. Ha, yeğenlerim götürüyor kız kardeş. Babam vefat edildi. 1995'te vefat etti baba. Bayağı olmuş. Bayağı oldu. Annem de 2012'nin 4. ayında ben Almanya'ya gidince. Giderken Nevşehir'e uğradı. Kağıtlarını yaptırdık işte. Her işim bitti. Beni bizimkiler götürüyor. Annemin yanına uğradım. Giderken bir koruyayım. Ama uğradım annemin yanına ya. Annem gidici. Tabii. Eyvah dedim, ben ne yaptım ki dedim, bu karı baktım gider dedim, ben gelmeyeyim içimden, yanımdaları da bir şey diyemiyorum. Artık her şey hazır olur mu canım? Ha, iş bitti, kağıtlar bitti, her şey hazırlandı. Ondan sonra gayret dedik, şans, kısmet. Ben gittim, 15 gün durdum orada. 15 gün durdum, bizim kardeşim aradı, ablam, annem yoğun bakımda, gelin. Ne yapalım? Haydi sür oradan gir, uçağa bin geri buraya gel, 15 gün sonra. Geldik neyse, annemin cenazeyi de kaldırdık buradan. Allah Allah, rahmet eylesin. 15 gün kaldık burada bizim bacıyla. Abla dedi, gel gidelim dedi. Burada duracak desen, evine gideceğim. Daha bizim günün var dedi, her şeyin var dedi. Fatıma Nay'ı da dedi, görmedin dedi. Benim kız da orada, oraya da gitmedin dedi. Ne bileyim bacım dedim, bir sürü masraf dedim yani dedim, git gel dedim, sorun olur dedim. Yok dedi, gidelim dedi, geri gittik. Kızın yanına gittim, bir ayda kızın yanında durdum orada. Hollanda'ya geçtim oradan da. Almanya'dan Hollanda'ya? Almanya'dan Hollanda'ya geçtim. Denak'ta onlarda. Bir ayda onların yanında durdum. Bir ayda, bir buçuk iki ayda işte bizim bacının yanında durdum. İşte halamgil geldi, onlar götürdüler. Yani gezdim.
Avrupa'da olan herkesin yanına gittiniz o zaman. Geldiler, götürdüler, gezdim geldim. Buraya geleceğim kardeşim, bitti oradan. Uçağa bindik. Uçağa bindik, geliyoruz. Hostesine adam, bizim Türk, prostat hastasıymış. Devamlı lavaboya gidiyor, geliyor. Devamlı lavaboya gidiyor, geliyor. Oradan da şey dağıtıyorlardı, viski, miski. İkram ediyorlar alanlara, çay, kahve. Adam geldi, dikildi. Adam buna yol vermedi. Almanya, gavur ya. Vermedi yolu. Adam dikildi, dikildi. Vermiyor, geçirmiyor. Geçti, gitti, geldi, gitti, geldi, gitti ya. Sinirlendi. Ama mecbur adam ne yapsın? Aynen, mecbur gidesiz. Rahatsız. Adam orada bir şey dedi Almanca. Aa, bunlar orada birbirine girmirdiler. Uçakta. Uçakta. Hostes de bizim Türk. He, hostes de bizim yolcu. He. Bunlar birbirine girivirdiler. O zaman acı o ona neyse araladı, ayrıştılar, yerine oturdu adam. Ana şey, ben buraya Ankara'ya 7.30'da ineceğim, 12'de şeye indik. Ankara'ya geldik. Ana aha dediler, uçak iniyor. Nereye? Romanya'ya. Hadi. Allah'ım dedim, bak gari bizimkiler geldi Ankara'da bekliyorlar. Ondan sonra neyse indik Romanya'ya. Niye? Kavga ettiler. Adam kavga etti diye şikayet etmişler, adamı indiriyorlar. Uçaktan. Neyse oranın polisleri de vallahi şöyle zeyballah zeyballah, bobayit bobayit, iri iriler. 5-6 değil. Ne 5-6? 5-10 kişi. Giri giri virdiler. Hangisi? Şu. Adam da yaşlı yani, pek de genç bir şey değil. Benim 65 o zaman yaşta. 65 yaşında ne var? Hanımı da var. Adamı aldılar, indiler. Hadi. Uçak indir Oramayı'ya. Çingen Mahallesi'ne. İşte evlerin evi koştular. Kötü kötü. Allah Allah. Akşam mezarından önce indik ya. Görüyorsunuz aynen. Gözüküyor. Ne havalı indik. Gidiyorlar geliyorlar. Sanki ya adam, ya adam öldürmüş. Ya esrar kaçırmış, ya eri ölün, ya bir şey yapmış. Sanki adam büyük bir suç işlemiş gibi öyle hareket ediyorlar. En sonunda Türk konsolosluğuna şey olmuş bunlar. Bu arada kaç saat geçti Romanya'da? 7, biz saat 12'de zaten buraya ineceğimiz bir saat. 3-4 saat geçti. 3-4 saat Romanya'da. 3-4 saat Romanya'da uçağın içinde oturduk. Bizi de indirmiyorlar. Diyorlar ki adamı, diyorlar, bırakacağız, burada kalacaksın, uçak kalksın gitsin. Siz gidin diyorlar. Orada uçağın içindekilere bayağı kalktı. Biz onu Almancı bir yere gitmiyoruz dediler. Oo, çok güzel. Biz bir tarafa gitmiyoruz. Nasıl? Adamın kapağı diyor ki yazık. Bir ağız kavgası için koca uçak iner mi? İndi. Buzkiler de burada beklerlermiş. Ondan sonra kim idiymiş, anarşist kaçırdı uçağı. Eyvah. Orada da şey yapıyor, uçak rotayla yaptı, ne bileyim, inmedi, şöyle böyle diye. Orada buzkiler birbirine düşmüş havaalanı. Bekleyen müşteriler. Uçağı anarşistler kaçırdı diyormuş kimi, kaçırmış diyormuş kimi, ne bileyim ne diyormuş. Ondan sonra en sonunda bizim uçaktan biri telefon açtı orada akrabasına. Oradan gari onlar da demiş, akraba, o konuştu adam. Korkmayın. Uçakta kavga olmuş, uçak Romanya'ya inmiş, kalkacakmış, bundan gelecekmiş, bekleyin. Ama bizim kardeşim, aha demiş, bizim bacı dövüştü, durdurmuş. Herkes size bulmuş ya. Biraz ben şeyim ya. Vallahi demişler, bizim bacı dövüştü. Hepsi. Bizim bacı, ondan sonra hepsi demiş, o yaptı dediler, o dövüştü, onu indirdiler uçağa demişler. Bunlar hem gülüyorlarmış hem şey diyorlarmış. Neyse uçak saat 12'de mi indik hava şeye, 12'de Ankara'ya indik. 12 miydi, 1 miydi? 12'de 1'de Ankara'ya indik. Adamın yanımda da iki tane Konyalı mıydı vallahi, nereliydi biriydi, Allah var, yardımcı oldular. Ben de geç çıktım havaalanından. Adamlar gidiyor ne bileyim, bir şey alıp geliyor oradan büfeden, ne bileyim ne alıp geliyorlar, bir şey alıyorlar. Dedim kardeşim helallaşalım. Benimki dışarıdalar, kendinden geçmiştir. Yani adamlar olmuştur, beni bellemişler zaten adamlar. Ben bırakın helallaşam, siz valizinizi bekleyin, beni valizin başına bekçi koydular. Sizin valizinizi alın, ben çıkacağım. Neyse gayrı valizi aldım, çantamı aldım, arabaya koydum, çıkıyorum. Kimse kalmadı. Bir ben kaldım, bir de o yakalanan adam kaldı. Ne oldu amca, abi dedim.
Orada ifademi aldılar, bacı tadı bıraktılar. İyi bağırdım, aman dedim öyle olsun. Onun da geçmiş olsun. Öyle olsun, ondan geçmiş olsun dedim. Aşağı indik ya. Sen mi dövüştün diyorlar. Herkes sizi bekliyor. He, bizimkine benim her yeğeni var. O, git dedim benimle dövüşeceğim dedim. Sanki ben o kadar mı kötü şeyim dedim, vahşi miyim dedim. Ama içeride dedim, yazıktım adamın suçu yok, kabahati yok dedim. Adamla dövüştüler dedim. Ondan sonra neyse bindik geldik, saat 12 miydi? Yok, 2 mi 3 mü deve geldim, buraya geldim. Öyle de bir anınız oldu. Öyle de bir anım oldu. Annem hasta, yok bizim kız kardeşimin ameliyat yeğenmiş, beni götüren yeğenim Kayseri'ye doktora götürüyor. Annem, ben, bizimki, bizim bacı, yeğen, iki yeğen Kayseri'ye gittik. Bizimki taksiye koydu, bizi götürdü. Şeyin içinde aracın orada bir şey var, büyük gezilecek yer var. Alışveriş merkezi mi? Alışveriş merkezi. Oralarını gezdik. Annem şimdi şeyden çıkacak, merdivenden çıkacağız. Rahmetliğim de bilememiş, şu çıkarken şuradan sıkı sıkı yapışmış. Aa, yürüyen merdivende. Yürüyen merdivende. Sık bıraksa... Bıraksa beraber gidecek zaten. He, annem önde, biz bacıyla biz ikimiz arkadayız. O zaman önce annem oradan düşünce, annem nasıl arka üstü düşmesin mi? Eyvah eyvah, üzerinize doğru. Üstümüze geldi. Öne düşse kolay yine kaldırın. Biz annemi kaldıracak zaman annem ayaklarını şöyle diriyor merdivenlere. Hasta da kaldıramıyor. Delikanlılar koydu. Allah onlar da Allah. Değil anneme yıkıldı. Değil anneme yıkıldı. Bütün şey hep, domino taşı gibi. Aynen. Yukarı çıkacağımız zaman 2-3 merdiven kaldı, merdiven durdu. Ama biz nasıl gülüyor. Güleciyek diye karnımız yırtılıyor. Hepimiz. Annenin durumu nasıl bu arada? Annemin durumu iyi de anneme bir şey olmadı. Bizim bacının dizisi şey etti. Annemi şey yapacağım, dizi doğrayacağım diye dizini ağrıttı. Çıktık kar yukarı. Bizim yeğenler de öbür merdivenden çıkıyor. Onlar da karşı merdivenden çıkıyor. Onlar da orada bakıyorlar bize. Çıktık. Gül babam gül, gül anam gül, gül 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 gül. Annem en sonunda kızdı bize. Ne gülüp duruyorsunuz dedi. Anne dedim, o yapmayacak bir şey oldu dedim. Nasıl gülmeyelim? Nasıl gülmeyelim? Değil mi? Aynen. Güle güle işimiz gücümüz bitti vallahi. İlk maşallah neşeli bir aileymişsiniz o zaman. Ya da siz neşelisiniz. Yok annemden, annem benden bir şey neşeliydi. Annem daha şeydi. Annem hasta oldu. Annem dedim ne diriştirecek, kaldıracaktım. Bir 10 kilo pekmezi yedi dedim. Annemi nasıl kaldıralım oradan biz dedim. Hasta ama dedim sağlammış dedim. Biz düşsek dedim hemen kaldırırlardı dedim. Ayağını diriyor, şeye diriyor. Anne ayağını bırak diyor yok. O da korkudan. Kuyuya kalkmaya uğraşıyor aklısına. Kalkacak, ayağını direyip de kalkacak. Evet. Nasıl kalkacağım? Arkası gitti. Tabii. Allah şükür kafanı şeye görmedi. Şükür. Görmedi. Aynen, aynen öyle oldu vallahi. Daha ne diyeyim vallahi öyle. İyi maşallah. Sonra da işte bilmiyorum. Ondan sonra işte çocukları evlendirdik. Oğlan evlendirdik. Vardı. 3 kız bir oğlan. Elmas'ın büyüğü oğlan, öbürü 2 kız da biri 45 yaşında, biri 46 yaşında. Onlar ne iş yaparlar? Kızım biri dışarıda, Hollanda'da. Biri de burada, ikisi de burada işte. Elmas'ın büyük kız da burada, oğlan da burada. Elmas'ın gelip giderler. Gelir giderler Allah şükür, şey yapmazlar. Eksik gitmezler. Torunlar kızım, vardı herhalde. 13 tane torun var. Oo maşallah. 13 tane. Biri evlendi. Bugün işte Elmas'ınla Ankara'ya gittik, dolaştık, tur attık, geldik. Torunum bir. Hepsi evlenecekler de para yok. Hep büyük kızım ki hepsi ağızda yazık da maddiyat zayıf. Allah yardımcı olsun. Amin cümlemizine ondan sonra. Öyle işte başka da vallahi ne anlatayım başka ne var. Giderken de mi şeyle gittim ben uçağına. Şeyle mi? Almanya'ya giderken de. Orada bir şey yaşadınız mı? Giderken de uçak indi bir ikisi nişanlılıymış. Aha kız bayılmış. Araba uçakta. Giderken de. Ana bir uçakta var, hasta var, hasta var. Doktor getirdiler. Bir yarım saat orada bekledik mi? Hadi. Bizimkiler yine orada da derde düşmüş mü? Yine gittik. Aha bizim bacı uçağa bindi. Korktu. Hasta bayındı. Abi ben ne korkacağım, ne bayınacağım. Ben korku bile aklıma gelmiyor. Seyrede seyrede gittim. Neyse. Ondan sonra bunlar derdedi. Sonra sormuşlar oradan birinden. Yok demişler. Nişanlılıydı oğlanla kız. Diyorlar ki işte
Nişanlısından bir şey istedi. Nişanlısı da almadı. Hırsından bayındı diye gülüşüyor. Biz de ona gülüyor. Kendimiz tahmin ediyoruz. Kendimiz tahmin ediyor. Niye bayılacak uçakta? Peki diye. Almanya'da yaşam nasıldı? Almanya, Hollanda, vallahi, oraların insanları nasıl? Oranın nasıl? İnsanları vallahi hiç kimse kimseyi tanırsan gidiyorsun geliyorsun. Çocuk namına hiçbir şey bulamam dışarıda. Allah Allah. Hiç. Ben hiçbir çocuk görmedim. Türklerin çocuğundan başka. Ama o kadar temizler ki. O kadar temizler ki. Çok temizler. Şu sigara ezmaleti var ya, bir tane bulamam. Tertemiz bir oldu. Tane. Bizim bacıkın o şeyi vardı, parlisi vardı. Şimdi neydi adı? Büyük şöyle tosun, toklu gibiydi. Köpek mi? Köpeği. O ölme Fatih'ti ya. Abla dedi, gidelim gezdirelim. Abla dedi, şu köpekler de size kaparsa dedi, para alın dedi. Kızım beni kapsınlardan, bunlardan çık para alayım ben dedi. Gülerlerdi. Vallahi de para. Ama dedi, seni suçlu bulurlarsa senden alırlardı. Onu da söyleyeyim. Böyle bir şey. Onu da söyleyeyim de dedi. Kızım o zaman dedim, gittim ben yaklaşmam öyleyse dedim ben. Ondan sonra, ha bir dursun da para alayım diye diye yapacaktım dedi. Yok bacım da olmaz, yürü dedi. Güldük, bir de ona gülüştük, güldük. Yok çok temizler. Ama Hollanda aynı bura gibi. Bizim, benim böyle. Kızım olduğu yer aynı bura gibi yani, kalabalık gelen giden. Tam benim ev, kızım evin arkası pazar, büyük bir pazar. Balından tut, yiyeceğinden tut, ne ararsan, her şey orada. Pazar. Tabi Hollanda'nın öbür şehirlerinden o pazara gelirlermiş. Oradan alışveriş yapıyorlarmış. Bizim damat bir balık getirdi zaten, o balık işime yaradı. Kızarmış, kızarmış, nasıl kızartmışlar, kırmızı. O kadar lezzet güzel ki balıklar. Bizim burada ne yok, kızarmıyor öyle. Nal gibi kızarmış. Tabii ki artık nasıl pişirdilerse. Yani bol, her şeyleri bol. Orada ne iş yapıyorlar damatla? Benim damat emekli orada. Ha, oradan emekli. Oradan emekli. Buraya gelmediler, orada yaşıyorlar. Öyle. Orada yaşıyorlar. Çocuklar büyüdüler. Benim kız kaç sene oldu gideli? 15, 16, 17 sene oldu, sonradan gitti. 15 sene mi oldu? 15 sene oldu. Sonradan gitti. Burada kaynanası, kaynana beraberlerdi. 10 sene burada beraber oturdular. Şimdi git de bir beraber otur. Değil mi? İmkanı mı var? İki eltisinin var, iki de bizim bunun var. Bir de kayın vardı. Kayna, iki de kayın vardı. Ondan hepsi aynı evde mi? Aynı evde. Şimdi git otur bakayım, nasıl oturacaksın? Bir anayı istemiyorlar şimdi. Yeah. Anan var mı? Tamam. Anan iyi de olsan güneş kabul etmiyorlar. Vallahi yapmıyorlar. Gittim işte dolaştım. Halam vardı. Halama gittim. Orada gittim. Bol mangal yedim geldim orada. Et o, ucuz. Bizim Türkler orada da mangal yapıyorlar. Aynen. Et ucuz. Tavuk ucuz. Hmm. Oldum nah böyle. 110 kilo. Uçağa bindik. Uçak kemeri takıyor. Bir yedek kemer daha getirdi. 20 günde bayağı kilo aldınız o zaman. 20 günde kesin. 3 ay oldu. 3 ay oldu. Pardon, ben bir yanlış yaptım. 3 ay gittim. 3 ay kaldım. Allah var. Ali amca bir şey demedi mi? Ama gözü patlamış yazık. Hmm. Elmas buradaydı. Özlemiş. Elmas buradaydı. Hmm. Elmas'ın hani ikisi beraberlerdi. Elmas boşandıydı o zaman. Beraberlerdi. Yeni boşandıydı. Özlemez olur mu? Şimdi bir şey oldum sana, sen bir şey olmaz da ben bana olsun derdi. Allah Allah. O sene ben işte geçen sene ve öyküsünü hastalamadım. Ben bir hastaladım, Allah var. İyi hastaladım. Ben öleceğim diye korkardı bende. Aman dedi, sana bir şey olmasın da ben öleyim. Sana bir şey olmasın da ben öleyim. Öyle diye diye senden önce Allah'a ondan ederiz. Sonra Allah'ım kendine oldu. Ben perişan olurum dedi. Sen giden gelin dedi, sen yapayım dedim dedi. Ben yapamam dedi. Esta da yapamaz. Şimdi her şey benden sorulur. Zaten o varken de benden sorulurdu. Çarşıya giderdik, arkamdan bastığım gibi gelirdi. Aileyi alırdım, alırdık dedim, sen şu pahaşlığına ha. Git nereye gideceksen git, otur kahveye mi gideceksin, nereye gideceksin, arkamda dolanıp durma derdi. Alışverişi siz yapar, dönerdiniz. He, onun alacağını o kendi alırdı, ben alacağımı da kendim alırdım. Bazı ben fazla şey yap, alıp şey etmezdim, çarşıdan alınacağını, o daha iyi bilirdi onları. O alır gelirdi. İşte beraber gidiyorduk, geliyorduk ama çok aradım. Arıyorum da. Aradı değil mi? Arıyorum da. Tabii, rahmet eylesin. Aynen. Bir faydası yoktu da. Nefesini arıyor. Yeah.
Diyorum keşke diyorum ölmeseydim, o nefese yetiyormuştu diyor. Varlığı yetiyordu. Ya öyleydi. Sabahın o geç kalkardı, Allah var ben 8-9'da kalkardım, yatamamdı. Şimdikine aynıyım, yatamıyorum. Kalkardım ki oturdum ki dolandırdım, onu beklerdim. Ne yiyecektirdim, ne yiyeceğim derdim işte. Mesela patates yap, yumurta haşla, yumurta pişir. Mantarlı yumurta yap derdi. Onun dediğini yapardım. Ondan sonra beraber otururduk. Beraber oturduk. Akşam olurdu gene aynı. Ne pişireyim? İşte şunu yap, bunu yap, onun dediğini yapardım. Şimdi ne yapıyorum? Ne yiyorum? Hiç. Tadı tuzda yoktur. Yok yok, hiç yok. Öyle diyorum. Allah'a şükür diyorum şu emekli maaşımla diyorum şu ev kaldı ya bana ne mutlu. Şükür. Binlerce şükür. Kimse muhtaç olmadan. Binlerce şükür. Şimdi seni oğlum diyorum ne kızım diyorum onlar bana muhtaç. Muhtaç olsunlar diyorum. Hayır, ben onlara olur. Veriyorum da onlardan isteyemiyorum. Öyle olurmuş. He isteyemiyorum. Allah var. Herkes kendi yağıyla kavruluyor. Hem de hangisine ne diyeyim çocuklarıma. Aynen öyle. Hangisine ne diyeyim. Birinin oğlanın 3 tane okula gideni var. Tabii herkesin kendi telaşı, kendi hasılı. Aynen. Devir değişti. Kimseninki kimseye uymuyor. Öyle. Hiç. Ondan sonra öyle vallahi başka da ne bileyim. Peki teyzem gençlere tavsiyen nedir? Hani gençler hayatlarını şöyle yaşasınlar, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Vallahi şimdiki gençler senin benim gibi değil. Benim gibi değiller. Senin düşündüğünü düşünmüyor şimdiki gençler. Sen eski kafasın diyorlar. Olsun yani. İyi değil. Ben hiç iyi görmüyorum gençler. Hiç iyi görmüyorum. Kendi torunlarım bile olsa yani. Niye? Vallahi. Herkes kendi kafasına göre gidiyor. Herkes benim dediğim diyor, kendi kafasına gidiyor. Senin dediğini mesmi almıyorlar, hesabı almıyorlar. Bakıyorum birine konuşuyorlar, tanışıyorlar, heveslerini arıyorlar. Al geçti, al. Kız bulamıyor ya, ola ne vermiyor şimdi? Hepsinin arkadaşı var. Hepsi okuldan başlıyor gidiyor. Yeah. Çalıştığın yerde, okursan okuduğun yerde bulursan buluyorum, bulmazsan yok, kız ne yok. Kız da yok, oğlan da yok diyeyim. Ya? Yok yok, şimdi hayat yok. Ben öyle diyorum, kıyamet günü yaklaştı ki diyor. Tamam. Yaklaştı. Zina çoğaldı, bina çoğaldı. İpsizlik çoğaldı, sapsızlık çoğaldı. Her şey çoğaldı. Önceden bu kadar değildi ki. Biz eskiden komşularımıza giderdik. O da anlatalım, ha, komşuları anlatalım. Benim hanifem, 2 yaşındaydı. Çocuklarım şöyle şöyle ufaklardı. Komşulara giderdik. Kimin kapısında ayakkabı çok oraya girerdik. Teklifsiz. Teklifsiz varır girerdik. Orada misafir vardır. Biz de misafir vardır. Aynı. Orada zaten 10-15 komşuyduk. İşim olursa gitmezdim. İşimiz olmasa varır girerdik. Bir çemenden ekmeği orada çemen yapardık. Bir de çay demlerdik. Ah, ne güzel. Çocuklarımızı da yanımıza alırdık. Otururduk, yirdik, içerdik. Güler oynardık. Şimdi bu komşuya var bakayım bir varabilir mi? Haberli gideceğim, pastalı börekli gideceğim. Ben pasta börek bilmiyorum ne yapayım, yapamıyorum. Beceremiyorum, becerdi bildiğimi de unutuyor. Tabii. Gelirim de ki şurada kızım şöyle derim yok. Gelse bile senin gel lafına geliyor. Ya evine şeyin var mı ona geliyor. Yok, komşu monşu yok şimdi. Atiye ablam vardı rahmetliyim. Televizyon aldı. İlk onlar aldı televizyonu. Vallahi bir giderdik akşam. Salı günleri de şey oynardı, Türk filmi oynardı. Hmm. Otururduk bir ağlaşırdık, bir ağlaşırdık Türk filmine. Kaç kişiyim? Çoluklu çocuklu. Kimi bazen çocuklar yatırır giderdik film başlıyor. Küçücük ekranlı televizyon. Küçük eski televizyonlar, küçük eski televizyonlar. He. Zaten Atiye ablacığımın rahmetliyim de Allah yattığı yer nur olsun. Çok bir iyi Atiye ablamıdır. Odada şöyle, bura bizim büyük odada ufak sobalı ev. Birer de çekirdek alır gelirlerdi bizim komşular. Otururduk, çekirdek çitlerdik sabah, televizyon şey bitenece, film bitenece. Şimdi git de birinin elinde bir çekirdek çitle. Ya. Ne güzelmiş ama. Valla çok güzeldi. Çok güzeldi. Şimdi imkanı yok. Şimdi eski komşular da yok, bir şey de yok.
Ne bileyim ben. Halini arzu ederdim. O senin bu şey evin içini bilirdi. Ben onun evin içini bilirdim. Bir şey bitince direkt komşudan aldırmış. Buyur. Evde bir şey bitince komşudan istemeyiz. Tabii canım. Benim meziyet komşum. O meziyet ablam var. Daha yaşıyor. Ondan daha biz yani her komşuyla samimiydik. Ben Nevşehir'e giderim. Çocuklarım kaldı mı evde. Onun kızlar gelir benim evde yatarlar kalkarlardı. Ne güzel. Yatarlardı kalkardık. Yatardık kalkardık. Şimdi git de yat bakayım nasıl yatacaksın kakacığım. Hemen defe vururlar. Hı. Ya bu bunun herifine geliyor ya oğluna geliyor. Öyle. Ben şimdi kendimden korkuyorum. Önce alamcam varken bak çarşıya giderdim. Belediyenin önünde otururdum bak. Rahatla rahat otururdum. Arada 2 ay mı geçti? 3-4 ay geçti gittim yine. Su yatırdım. Sağ sola hallettim. Şuradan biraz oturayım dedim. Oturamadım. Oturamadım. Tedirgin oldun değil mi? Oturamadım. Demek ki onun dedim şeyiyle oturuyormuşum ben onun burada. Onun gölgesinde. Ha onun gölgesiymiş. Tabi burada da onun gölgesi varmış dedim. Şimdi git de otur. O gün gittim de oturdum. Halbuki kim ne bilsin benim ne olduğumu. Ama benim aklıma bir tane fikir geliyor. Bir tanıyan biri görecek. Zeynep burada niye oturuyor bu burada? Kimi bekliyor? Birini mi bekliyor? Dostunu mu bekliyor? Şimdi yaşlısı kocası da yok. Genci de yok şimdi evde. Evvelden sana bir sevgi vardı, bir saygı vardı yaşlıya maçlıya. Şimdi yok olmuş bir şey yok. Yok. İnşallah daha güzel olur ya. İnşallah. Yine bunlara da şükür. Binlerce şükür. Binlerce şükür.